بسم الله الرحمن الرحيم. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim. Hocamızın sıklıkla ifade ettiği gibi biz bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Biz de bu programa aslında şahit olmaya gelmiştik. Programın bir yerinde bulunmak gibi bir arzumuz, beklentimiz yoktu. Ama varsın, biz size şahit olduk, siz de bize şahit olun. Bu camianın yapmak istediği şey, Müslümanların gündemine Kur'an'ı getirmektir. Bu camianın yapmak istediği şey, Kur'an'ı hayata okumak, Kur'an'ı hayata taşımaktır. Kur'an'ı hayata okumak ve Kur'an'ı hayata taşımakla biz Kur'an'a taşınmaya talibiz. Kur'an'a taşınacağız. Kur'an da bizi inşallah cennete taşıyacaktır. Bu arzumuzla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Allah rızasını kazanmanın ötesinde hiçbir başka beklentiyle yüreğini bulaştırmamaya çalışıyoruz. Allah'ın kitabını Allah'ın anlattığı gibi anlamaya çalışıyoruz. Esma-i Hüsna'yı en iyi Allah'ın anlatacağını bilerek Allah'ı Allah'ın dilinden dinlemeye gayret eden bir programın sonundayız. Diliyorum Rabbimden, programın adı Hitamuhu Misk. O, buradaki bitiş güzel olsun manasına geliyor. Ben asıl Hitamuhu Misk'te, yani Ruz-i Mahşer'de ve cennette Efendimizle yan yana olmanın ve rıza-i bari'yi kazanmanın asıl Hitamuhu Misk olmasını ve oraya şahit olanlardan kılınmamızı Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize muhabbetlerimi arz ediyorum. Yönetimden kardeşlerim beni aramışlardı bir ay önce. Dediler ki, hocam programın duasını sizin yapmanızı istiyoruz diye. Ben de dedim ki, duanın asıl makbul olanı fiilen yapılanıdır. Yani gereği yerine getirilirse o aslında makbul bir duadır. Bu camia önce İyyâke na'budu dedi. Yani önce ya Rabbi sadece sana kulluk yaparız dedi. Esma-i Hüsna'nın 5 yıllık serüveni o kulluk bilincinin icra edilişi idi. Şimdi ve İyyâke nesta'in aşamasındayız. Yani fedakarlık yapan eller şimdi Allah'tan yardım talep etmektedirler. Dilerim Rabbimden, hak etmiş ellerin ve hak etmiş yüzlerin sahibi olarak Rabbimizden niyazda bulunalım. Ama bunun fiili duasını kim yaptıysa sözlü duasını yapmak da ona yakışır dedim. Ve duayı dua okumak gibi değil, dua yapmak anlamında sözü sahibine terk etmeyi ve Mustafa İslamoğlu hocamızı duanın sonunu da şekillendirmesini arzumla, ben kendi irademle bu bana tevdi edilen görevi ben ona iade ediyorum. Ve onun bu duayı burada az da olsa yapmasını diliyor. Hepinize muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.